Orta çağ deyince hepimizin aklına gelen bazı imgeler var değil mi arkadaşlar? Parlak zırhlarıyla şövalyeler, kaleler, hendekler ve kuleler. Peki ama orta çağ tam olarak hangi zaman dilimine denk geliyor? Cevabı basitçe şöyle. Avrupa'daki orta çağ, Roma İmparatorluğu'nun, daha doğrusu Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraki yaklaşık bin yıllık döneme denk gelir. Batı Roma dedik çünkü Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ'ın büyük bir kısmında varlığını sürdürüyor. Yaklaşık olarak 476 yılında ortaya çıkıyor ve 14. ve 15. yüzyıllara girene dek 1000 yıl kadar devam ediyor. Bu Roma dünyasını yani antik dönemdeki Avrupa'yı 14., 15. ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkmaya başlayan Avrupa'ya bağlayan dönemdir. Burada keşifler çağında olan, Rönesans yaşamış bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Şimdi bu videoda Orta Çağ'da çeşitli dönemlere ait haritalara birlikte bakacağız. Orta Çağ temel olarak 3 ana döneme ayrılır arkadaşlar. İlk olarak erken orta çağ. Erken orta çağ Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından yaklaşık 1000 yılına kadar olan dönemi kapsar. O yıkılıştan yaklaşık milattan sonra 1000 yılına kadar olan dönemi kapsar. Orta Çağ'ın zirve dönemi olan yüksek orta çağ ise yaklaşık olarak 1000 yılından 1300 yılına kadar olan dönemdir. Son olarak geç orta çağ dönemi ise 1500 yılına dek sürer ve genellikle bu dönemin Avrupa'da yaşamak için pek hoş bir dönem olmadığı kabul edilir. O zaman Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden hemen sonra Avrupa'nın durumuna bir göz atarak başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bu harita Oda Açer'in Roma'yı ele geçirdiği 476 yılı ile 493 yılı arasındaki zamanı gösteriyor. Ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun hala burada olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak Batı Roma İmparatorluğu artık pek çok Germen Krallığı arasında parçalanmış durumda. Bunların arasında Vizigotlar, Franklar ve Oda Açer Krallığı var. Roma'nın düşüşü ile birlikte erken Orta Çağ'a giriyoruz. Başkenti Konstantinopolis olan Doğu Roma İmparatorluğu kendisini Roma İmparatorluğu olarak görüyordu ve Justinianus yönetiminde son bir çabayla İtalyan yarımadasını tekrar ele geçirmeyi başarmışlardı. Böylece daha önce Batı Roma'nın bir parçası olan toprakların bir kısmını ve bu haritada görmediğiniz Kuzey Afrika'daki bazı bölgeleri yeniden ele geçirdiler. Fakat Batı Avrupa'nın büyük bir kısmı çeşitli Germen krallıklarının kontrolünde kaldı. Şimdi biraz daha ileri gidelim ve zaman çizelgemizde 814 yılına gelelim. Haritada ya da bu zaman çizelgesinde büyük bir olayın meydana geldiğini görebilirsiniz. Frankların kralı Charlemagne Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giyiyor. Harita üzerinde burada Charlemagne'ın imparatorluğunu görebiliyoruz. Kuzey İtalya'yı, günümüzdeki Fransa'nın büyük kısmını Günümüzdeki Almanya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'yı oluşturan toprakların çoğunu ele geçirdi. Charlemagne, Orta Çağ'ın ve özellikle de Erken Orta Çağ'ın belirleyici figürlerinden biridir. Gördüğünüz gibi kendisi Batı Avrupa'nın çoğunu birleştirmeyi başarmıştı. Krallar, kaleler ve şövalyeler hakkında kafamızda olan imgeler Charlemagne döneminde ortaya çıkmaya başlıyor. Şalmayne'ın Kutsal Roma İmparatoru olması ise Papaya koruma sağlayabilmesi ile alakalıydı. Papa, "Roma İmparatorluğu'nun mirasını devam ettirdiğinizi söyleyeceğim." diyor Şalmayne'a. Az sonra göreceğimiz gibi Kutsal Roma İmparatoru ya da Roma İmparatoru unvanı Şalmay'dan sonra gelen hükümdarlarla devam etmiyor. Ama 962'ye geldiğimizde bir Germen kralı olan Otto tekrar Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giyiyor ve 1806 yılına kadar kutsal Roma İmparatorlarını görmeye devam ediyoruz. Şimdi erken orta çağın bir başka önemli özelliği de bu haritada da görebildiğiniz gibi 7. ve 8. yüzyıllarda İslamiyet Arabistan'dan çıkarak Orta Doğu, İran, Kuzey Afrika'nın çoğunu fethediyor. Bunların hepsini haritada göremiyorsunuz tabi. Ve günümüzde İspanya olarak bildiğimiz toprakların çoğunda da aynı durumu görüyoruz. Burada Kurtuba Halifeliği mevcut. Onu görüyoruz. Doğuda ise Kuzey Afrika'nın çoğunu kontrol eden Abbasileri görüyoruz. Şimdi de yüksek orta çağa doğru ilerleyelim. Burada zaman çizelgemizde 1135 yılındayız. Burası 1100 ve burası da 1150 olduğuna göre 1135'te buralarda bir yerlerde olmalı. Ve şimdiden bu haritada bazı ilginç şeyler görebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle değil mi? Şarlmayn yönetimindeki Kutsal Roma İmparatorluğu parçalanmış durumda. Batıdaki üçte birlik kısım artık Fransa Krallığı olmuş. Doğudaki üçte ikilik kısım ise hala Roma Germen İmparatorluğu veya Kutsal Roma İmparatorluğu olarak kabul ediliyor. Ve her ne kadar bu haritada oldukça birleşmiş görünse de aslında farklı dönemler boyunca bu Kutsal Roma İmparatorluğu'nun altında olan bir grup farklı Germen Krallığı'ndan bahsediyoruz. Ancak bazen daha güçlü bir kutsal Roma İmparatorunun altında bir nebze birleştiklerini de unutmayalım. Evet, Bizans İmparatorluğunun topraklarını kaybetmeye devam ettiğini ve Müslüman İmparatorlukların, örneğin Selçukluların daha fazla toprak aldığını görüyoruz. Bu haritaya ait döneme baktığımızda ortaya çıkan ve aslında haritaya bakarak göremediğimiz şeylerden biri 1054'te Roma'daki Latin Kilisesi ile Konstantinopolis'te bulunan Doğu Roma Kilisesi arasındaki büyük skizma yani ayrışmadır. Bu konu hakkında bilgi edinmek için Büyük Skizma veya Doğu-Batı Ayrışması adlı video serimizi izleyebilirsiniz. Şimdi bu haritanın dönemine geldiğimizde yüksek orta çağın büyük skizma haricindeki önemli olaylarından birinin Haçlı Seferleri olduğunu görüyoruz. Daha önce de değindiğimiz gibi Selçukluların Bizans İmparatorluğu'ndan Anadolu'nun büyük kısmını nasıl alabildiğini görüyorsunuz. Bunun üzerine Batı, Müslümanlardan toprakları geri almaya yardım etmesi için Haçlılar olarak adlandırılacak olan grupları bölgeye göndermeye karar veriyor. Ve böylece 11. yüzyılın sonlarında 1096'da başlayan Haçlı Seferlerini görüyorsunuz. Haçlı seferleri derken 200 yıl içinde meydana gelen birden çok seferden bahsediyoruz. Haçlılar Müslümanların aldıkları toprakları geri almak istiyorlardı. Özellikle de burada göremediğimiz haritanın alt kısmında kalan kutsal toprakları. Ancak bu topraklardan bazılarını geri aldıklarında bunları Bizanslılara geri vermiyorlar ve Haçlı Krallığı olarak bilinen küçük krallıklar kuruyorlar. Bunların bir kısmını haritada mavi renkte görebilirsiniz. Yani bir kez daha bu doğu-batı bölünmesini bize işaret ediyor. O doğu-batı bölünmesini bir kez daha burada görüyoruz ve Haçlı Seferleri doğu ve batı arasındaki bölünmeyi daha da arttırıyor. Ve bu durum 1204'te Haçlılar bizzat Konstantinopolis'i yağmaladıklarında, Bizanslılardan Konstantinopolis'i aldıkları zaman gerçekten önemli hale geliyor. Bu da bazı yönlerden geri dönüşü olmayan bir nokta. Evet, Bizanslılar sonunda Konstantinopolis'i geri alıyorlar ama bu durum Bizans İmparatorluğu için sonun başlangıcı oluyor. Şimdi her ne kadar yüksek ortaçağ bu doğu ve batı arasındaki gerilimle, büyük skizma ile ya da açlı seferleriyle çok çok kanlı olmasına rağmen sonuçları pek başarılı olmayan açlı seferleriyle bilinse de bu dönem ortaçağın geneline bakıldığında gerçekten de önemli bir dönem olarak kabul edilir tarım teknolojisi daha iyi hava koşullarıyla birleştiğinde aslında bu dönemde tarımsal üretkenliği önemli ölçüde arttırdı diyebiliriz. 1300 yılı civarlarında tarihçilere göre geç orta çağ dönemine doğru ilerliyoruz artık. Bu haritada gördüğünüz gibi geç orta çağda Avrupa Rönesans'a ve keşifler çağına girerken daha sonraki dönemlerde bildiğimiz Avrupa'ya benzemeye başlıyor. Bu noktada İber Yarımadası'nın çoğu Granada ya da Granada hariç Müslümanlardan geri alındı. Bizans İmparatorluğu'nun çoğu Konstantinopolis hariç Osmanlılar tarafından ele geçirilmişti. 1453'te ise İstanbul fethediliyor. Yani Konstantinopolis'in fethi gerçekleşiyor ve o zamandan beri de İstanbul olarak da adı anılıyor artık. Buradaki harita Avrupa'nın 14. yüzyıldaki durumunu bize gösteriyor. Yani bu dönemde 1453'te İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğu resmen sona eriyor. Geç Orta Çağ aynı zamanda Avrupa'da da çok iyi bir dönem olmamasıyla bilinir. 1347'de bazı tahminlere göre o dönemde Avrupa nüfusunun neredeyse %60'ı olan 50 milyon insan öldüren kara veba salgını meydana geliyor. Aynı zamanda bir kıtlık dönemi yaşanıyor. Hava durumu ve iklim kötüleşiyor ve hatta 14. yüzyılda kara vebadan önce ciddi ölçüde açlık yaşanıyor. Burada da gördüğümüz gibi 1337 ve 1453 yılları arasında Fransa ve İngiltere arasında 100 yıl savaşları yaşanıyor ve 100 yıldan fazla sürüyor. Gördüğünüz gibi özellikle Batı Avrupa'da yaşamak için hiç de hoş bir zaman değil. Ama 15. yüzyılın sonuna, özellikle de 16. yüzyıla geldiğimizde tarihçiler bunun Orta Çağ'ın sonu olduğunu düşünüyor ve keşifler çağı ve Rönesans'a artık girmeye başlıyoruz.